Gökyüzü rehberiniz Astrofonya'nın hazırladığı haftalık yorumlara hoş geldiniz. Merhaba sevgili izleyiciler, gökyüzü rehberiniz Astrofonya'ya hoş geldiniz. 6-12 Ekim haftasındayız. Yılın önemli bir haftasındayız. Enerji oldukça yüksek, tempo yüksek. Bu hafta ay dolunay fazında olacak. 7 Ekim'de Koç burcuna geçiyor ve 8 Ekim'de Güneş'in karşısına gelecek. Dolunay fazına ulaşacak. Öğleden sonra 13.50'de 15 derece Koç burcunda ay tutulması meydana gelecek. Bu tutulma oldukça güçlü enerjiler ortaya çıkarıyor. Çünkü Güneş-Uranüs karşıtlığı var. Ay Uranüs'le kavuşuyor. Bunun yanı sıra ateş burçlarında Mars, Jüpiter ve Uranüs'ün büyük bir üçgeni var gökyüzünde ki ateş elementi olayları hızlandıran, büyüten etkiler ortaya çıkartır. Bu arada Venüs ve Plüton arasında da kare açı etkinleşmiş oluyor. O da yine özellikle ilişkiler, işbirlikleriyle ilgili güçlü dönüşümlerin olabileceğini işaret ediyor. Genel olarak Koç terazi hattındaki bu hareketler öncü grupları etkileyecektir. Terazi, Koç, Oğlak ve Yengeç burçlarını birinci derecede etkiliyor. İşbirliklerimiz ve bunlarla bağlantılı her türlü ilişkimiz ve kariyerimizi, genel olarak yaşamımızı etkileyecek bazı önemli değişimleri tetikleyen bir dönemdeyiz. Bu hafta gerek kendi yaşamımızda gerek çevremizdeki kişiler ve yakınlarımızın hayatlarında bazı önemli gelişmeler olabilir, hızlı haberler duyabiliriz. Tutulma etkileri dolunaydan farklı olarak biraz daha uzun süreye yayılır. Tutulma haftasında önemli etkiler olabileceği gibi bir ay sonrası, 1,5 ay sonrası da bu enerjileri yaşamımızda hissetmeye devam edebiliriz. Merkür Retrosu da devam ediyor. Hafta boyunca devam edecek ve 10 Ekim'de artık Terazi Burcu'na doğru gerilemeye başlayacak. 25 Ekim'e kadar devam edecek Merkür Retrosu. Terazi Burcu da ilişkiler ve işbirliklerine dikkat çeken bir burç. Merkür'ün burada retro olması demek ki bu konuları biraz daha gözden geçirebileceğimizi işaret ediyor. Sorunlar varsa yaşadığımız ilişkilerde onları çözmek için, birbirimizi anlamak, konuşmak için bu retroyu değerlendirebiliriz. Bunun yanı sıra eski ilişkiler, eski eşimiz, eski arkadaşımız, eski ortağımızla ilgili konular da gündeme gelebilir. İlişkilerde biraz daha zaman zaman süre gelen sözleşmeli ilişkilerde ve ortaklıklarda, yasal konularda da biraz daha temkinli ve özenli olmamız gerektiğini işaret ediyor gökyüzü. Terazi burcu hukuksal ve yasal konulara da dikkat çeker. Geçmişle bağlantılı yine yasal işlerimizle de ilgilenebiliriz ve onlarla ilgili konular da yine karşımıza çıkabilir. Tutulma enerjileri aslında sürüncemede kalan birçok konuyu hızlandıracak ve artık tamamen değiştirecek, yaşamımızdan ya çıkartacak ya da daha güçlü bir şekilde yaşamımıza sokacak etkiler ortaya çıkaracaktır sevgili izleyiciler. Evet, lütfen haftanın genel yorumunun dışında burcunuzu ve yükselen burcunuzu da izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.